Dilovası Kültür Mirası Derneği Başkanı Sayın Hatice Tuzcu ile söyleşi yapıyoruz ve Hatice Tuzcu hanımefendinin başkanlığını yaptığı Dilovası Kültür Mirası Derneği'nin bulunduğu bina. Efendim derneğiniz bize bir anlatır mısınız? Adım Hatice Tuzcu. Tavşancılıyım, doğma büyüme. Ailem de burada ve bu binada çocukluğumuz, genç kızlığımız hep burada geçti. Şu anda da Tavşancıl'da oturuyorum. Tavşancıl'da 10 yıl muhtarlık yaptık. Daha sonra bir dönem 5 yıl ilçemiz olan Dilovası'nda meclis üyeliği yaptık. Şu anda da dernek çalışmalarımız yapıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Bize Tavşancıl'ı bir anlatın efendim. Tavşancıl 600 yıllık mazisi olan kültür ve sanat mahallesi şu anda. Daha önceki yıllarda nahiye olmuş, daha sonra köye dönmüş ve şu anda da Dilovası ilçesinin bir mahallesi. Ve 600 yıllık mazisiyle kültürümüze ve sanatımıza hizmet etmek için hazırlanması gereken bir mahalle. Eski evleriyle, gelenek görenekleriyle ve Osmanlı kültürüyle gerçekten son derece nadide bir Tavşancıl. Efendim biz Tavşancıl'ın tarihini öne çıkarmak maksadıyla ve bunu tanıtmak maksadıyla derneğimizi kurduk. Aslında bizim amacımız bir Tavşancıl'dı. Fakat bununla birlikte Dilovası ilçemiz olduğu için onun adı altında oranın da tarihini, kültürünü tanıtmak amacıyla kurduk. Tabii biz bu tanıtımları sosyal medya üzerinden yapıyoruz ve zaman zaman da burada küçük toplantılar yaparak tanıtımımıza devam ediyorduk. Fakat bu pandemi döneminde herhangi bir toplantıya, programa ara verdik. Şimdi buranın halkı geçimini çiftçilikle temin ediyordu. Kiraz bağları, üzüm bağları ve zeytin tarlalarıyla geçimini temin ediyordu. Tabii bu topladıkları, yetiştirdikleri ürünleri de gerek deniz yoluyla, gerek karayoluyla Kadıköy'e ve İstanbul'a karşı tarafa hale gönderiyordu. Burada bu şekilde bir hayat vardı, köy hayatı diyelim. Ve Tavşancıl konum itibariyle denize karşı İstanbul'a yakın olan bir yerdi ve dolayısıyla birçok kültürünü de İstanbul'dan almıştır yaşantısını. Bizim ninelerimizde, annelerimizde Osmanlı kültürünün izleri çok belirgin bir şekilde ortaya çıkıyordu. İşte o yıllarda tabii ulaşım aracı olarak atlar vardı ve bizim uzun kulak dediğimiz menekşelerimiz vardı, eşeklerimiz vardı. Bunlarla bağlardan işte üzüm, kiraz, zeytin taşınarak ulaştırılırdı. Genelde İstanbul tarafına motorlar dediğimiz araçlarla sevkiyat olurdu. Kadıköy'e de kamyonlarla sevkiyatlar yapılırdı. Kirazlarımız işte bal bal dediğimiz Havzamit, Karabodur, Son Kaldı. Bu tür narlı dediğimiz ilk turfanda çıkan kirazlar çeşitlerimiz vardı. Üzüm olarak da bal bal, çavuş ve de yapıncak üzümlerimiz vardı. Yine Dilovası dediğimiz bölgedeki bağlarımızda da kozak ve rezaki üzümleri vardı. Ve bunlar son dönemlerde ihraç edilirdi yurt dışına. Devletin verdiği sandıklarla ambalajlar yapılır ve ihraç edilirdi. Bunlar dayanıklı, sert kabuklu üzümler olduğu için ihraç ürünümüzdü. Peki, Anibal'ın Dilovası ile ilgili sizin orada bağınızdan da bahsettiniz o Kaymakam Bey'le evet, toplantımızda. Evet. Biraz anlatır mısınız orayı? Şimdi Anibal, Kartaca komutanı, Eynarca denen mevkiye deniz yoluyla geliyor ve sevgilisi Flore'ni görmek için Adatepe'de tünelden yukarı çıkıyormuştu. Ve orada onunla buluşuyordu. Daha sonra bu öldürülüyor Florin abisi tarafından. Ve yıllardır büyükler der ki Adatepe'de taçlı kılıç var. Bu da
Florin'le Anibal'ın olduğunu, Kartaca komutanı Anibal'a ait olduğu yıllardır söylene gelmiştir. Ve çok eski, benim çocukluğumda annem gazeteler alırdı, gazete alırdı mutlaka. Gerekeye çalışmaya gidenlere getirtirirdi. Orada Kartaca komutanı diye tefrika halinde hayatı çıkmıştı. O da anlatılan veriler de Kartaca komutanı Anibal'ın Adatepe'de olduğu kanıtlanmıştır. Yani mutlaka ve mutlaka orada yatmaktadır. Tavşancıl'da dokundu ama çok fazla dokunmadı. Çünkü bağ bahçe işleri uğraşıyordu kadınlarımız. Öyle bir de İnoes'i vardır Tavşancıl'ın. Onunla daha fazla meşgul oluyorlardı. Bu halacılık daha sonra buraya bir halıhane açıldı. Rahmetli Cemal abi, Cemal Özel buraya bir halıhane açtı. Ben de heves ettim ve kararlıydım çok da. Bayağı bir zordu çünkü. Zor olması da işte devamlı olarak başında oturuyorsun. O yaza bir iş. Genelde köyümüzün kızları, erkekleri işte zaten köyde birbirlerini gördükleri için bizim Karaburun mevkisi vardı. Şu anda okullarımızın olduğu bölge. Oralarda hiç ev yoktu. Bayramlarda kızlar, genç kızlar, genç erkekler oralarda dolaşarak birbirleriyle tanışırlar, görüşürlerdi. Tabii göz göze görüşme bunlar, bakışma şeklinde olurdu. Sonra zaten aynı bölgede yaşıyorlar ama dışarıdan herhangi biriyle evlenenler de gene görücü usulüyle evlenirlerdi. Kız istemeye gelindiğinde mutlaka sütlü kahve ikram edilirdi gelenlere. İşte düğünlerimiz 3 gün 3 gece sürerdi. 2 gece kına gecesi olurdu. Bir gece abiye ve elbise giydirdi. Şimdi abiye diyorlar. O zaman kıza ve elbisesi denirdi. İkinci gece kınada gelinlik giyilirdi. 2 gece kınamız olurdu. İşte damat tıraşı, damat yarışı, işte birbirlerine hediyeler götürme ve bu arada da tabii işte saz ekipleri gelirdi. Hep bunlar saz ekibi eşliğinde olurdu. Damat tıraşı olurdu. En sonunda da sonuncu günde bir gelin çıkması olurdu. Gelin çıkmasından sonra ertesi günde mevlit olunurdu. Cuma günü akşam başlayan düğün, pazartesi günü mevlitle son bulurdu. Cenaze geleneklerinizi bahseder misin? Cenaze geleneklerimizde de tabii ki herkes o cenaze evine gider ve evlerden yiyecekler yaparak cenaze evine götürülürdü. Çünkü acısı vardır, dışarıdan gelenler vardır. Ve kendileri hepsinden önemli, yemek evde pişmezdir. Ve o eve bir hafta boyunca yemekler götürülürdü. Konu, komşu, eş, dost tarafından. Bir de Kıdrellez geleneğiniz var sizin, çok önemli. Evet, Kıdrellez geleneğimizde bir büyük bir sakızlık ağacı dediğimiz ağaç vardı. Onun dibini salıncaklar kurur. Bir akşam önceden küpe yüzükler atılır. İşte delikanlılar para atardı. Diğerleri yüzük atarlardı. Ve bu gülün dibinde bu küp de kalırdı bir gece. Ertesi gün yüzük çekilir dediğimiz şey manilerle okuyarak Karaburun'da işte harmanlarda grup grup dabruka çalınarak o yüzükler çekilir ve beyitler okunurdu. Salıncaklar kurulurdu. İşte bizim evlerimizde de büyükler yukarı köylere giderlerdi, taze süt alırlardı mandıralardan. O yıllarda ücretsiz olarak hayvanı olanlar herkese süt dağıtırdı. İşte evde bizim şeyimizde olan bir şeyde höşmerimler yapılırdı taze peynirle. Efendim kuzu kesilirdi, kuzu pişirilirdi Hıdrellez'lerde. Bu şekilde devam ederdi. Yemek olarak bizim her türlü balık çeşidi bizlerin sofrasında yer alırdı. İşte ayrıca bizim şeyimizde bir papaz otu çorbası vardır. Rezene dediğimiz. Bu sadece ve sadece Tavşancıl'da yapılır. Efendim, bizim yaptığımız etli yaprak sarmaları çok küçüktür. Hiçbir yerde böyle şey yapma, küçük küçüktür. İşte zerde olur, pilav olur düğünlerimizde.
Buranın kendi has yemeklerinden biri de işte Macarlı pidemizdir. O yıllarda dışarıdan, yani zeytinlerin diplerinde, gübreli topraklarda olan bir bitkiden yapılan Macarlı pide günümüzde ıspanakla yapılmaktadır. Yine külçe dediğimiz bir hamur işimiz var. Sadece zeytinyağı ve unla yoğrulan bir yiyeceğimizdir külçe. O da tamamen tavşancılığa aittir. Şu anda çevre köylerimizde bunları yapmakta. Burada evleri görüyorum ben. Hakikaten bulunduğumuz konak da muhteşem. Bir medeniyete medeniyet diyebilmek için musikisine, mimarisine, sokaklarına bakmak gerekiyor. Tavşancılı evleri dünya çapında meşhur. Bir evlerinizi anlatın bize. Bulunduğumuz bu konak 3 katlı. Giriş tam dediğimiz böyle bölümden oluyor. Onlar bağdan geldiğimizde işte atlarımızla tam dediğimiz bölgenin kapısında içeri girer. Hayvanlarımız evin altındaki ahırda yaşardı. Oraya onları bağlar. Ocağımız, o yıllarda yemekler ateşte pişiriliyordu. Ocağımız, efendim altta yine bir kuyumuz, odunluk, samanlık, bu tür şeyler olurdu. Daha sonra merdivenle ikinci kata çıkardık. Burada da işte oturma odalarımız, oturma salonumuz vardı. En üst katta da yatak odaları ve yine büyük bir sofamız, sofa. İşte yaşantı bu şekilde devam ederdi. Gelen misafirlerimiz birinci kattaki kapıdan içeri alınırdı. Özel haberli bir misafirimiz geldiğinde veya dışarıdan geldiğinde işte ev seri ikinci bir odamız vardı. Burada da soba vardı. Orası yakılır, oraya alırdı. Yahya Kaptan, Tavşancıl, bizim çalışmamız bu. Neler biliyorsunuz, neler duydunuz? Bizim duyduğumuz kadarıyla Tavşancıl halkı Yahya Kaptan'ı çok seviyor. Hatta benim etem dedem onun bir numaralı arkadaşı. O gün şehit olduğu günlerde Yahya bu tavşancılığı terk ettiği defalarca söylemesine rağmen ayaklarım gitmiyor eten demiş ve o gün dedemi de başka yere göndermiş. Çünkü dedem çok gözü kara bir insandı ve gelen askerlerin onu sıkıştıracağını Yahya Kaptan çok iyi biliyordu. O yüzden dedemi köyde uzaklaştırmış ama kendi gitmemiş ve orada yakalıyorlar. Daha sonra aşağı kuyu çeşmesine yolunun devamı zaten gidiyorlar. Orada Yahya Kaptan elini yüzünü yıkıyor, abdest alıyor ve harmanlara çıkarıyorlar Yahya Kaptan'ı. Zaten harmanlara çıkardığında o kendinin orada şehit edileceğini tahmin etmiştir. Çünkü ben yakalandığımda beni aşağı yola doğru götürürlerse İstanbul'a götürürler. Ama oraya götürmezlerse beni mutlaka şehit ederler diye anlatıyormuştu dedeme de. Deden gazi olmuş, Kütük Amare'ye katılmış ve gazi olmuş dedem. Daha sonra Yemen'e kadar gitmiş savaşa ve oradan yürüyerek gelmiş Türkiye'ye. Yahya Kaptan nasıl cesur ve şeyse dedem de gerçekten çok cesur ve gözü kara biriydi. Yahya Kaptan, 1891 yılında Makedonya'nın Köprülü kentinde dünyaya gelir. Henüz 9 yaşındayken Makedonya'da amcasına saldıran bir Bulgar'ı öldürüp dağa çıkması, yaşayacağı yazgısının da başlangıcı olacaktır. Balkan Savaşı süresince imparatorluğun yaralı kanadı Balkanlar'da Bulgar milliyetçilerine karşı mücadelesini sürdürmeye devam eder. O yıllarda çete reislerine Kaptan sıfatı veriliyordu. İttihat ve Terakki liderlerinden Enver Paşa'ya bağlı olarak kurulan teşkilat-ı mahsusa güvenilir ve çete deneyimi olan bireyler arıyordu. Yahya Kaptan örgüte katılmak ister ve bu isteği de hemen kabul edilir. Yahya Kaptan Enver Paşa'ya yakınlığından Irak'a sürgün olarak da gönderilir. Sürgün hayatı biten Yahya Kaptan İstanbul'a döndüğü zaman 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi'nin ağır şartlarının ülkede yarattığı tahribatı ve halkın çaresizliğini görür. Yahya Kaptan o yıllarda Mustafa Kemal Paşa'ya karşı derin hayranlık beslemeye başlar. Kurtuluş mücadelesinde ülke kan ağlamakta,
işgal güçleri yanlarına azınlıkları da alıp halka eziyet etmektedirler. Bu durum çok geçmeden halkta milli bilincin, Kuvayi Milliye fikri ve ruhunun uyanmasını sağlar. Yahya Kaptan, Gebze'de komutanlığın üstlendiği Kuvayi Milliye'yi oluşturarak bölgeyi düşmandan temizlemek üzere çalışmalar yapar. İşgal kuvvetleri Yahya Kaptan'ı kara listeye almıştır. İşgal devletlerinin baskısıyla İstanbul hükümetinin gönderdiği kuvvetler tarafından Tavşancıl'da şehit edilir. Yahya Kaptan, Tavşancıl sırtlarında, tarihi Akıncılar Mezarlığı'nın yakınında, selvi ağaçlarının altındaki anıt mezarında ziyaretçilerini beklemekte. Hatice Hanım, başka neler söylemek istersiniz? Tavşancılımızı, Yahya Kaptanımızı tanıtıyorsunuz. Sizle birlikte belki de amacımıza, derneğimizin kurma amacına belki böylece ulaşabilmiş olacağız. Tavşancılımızı, Yahya Kaptanımızı tanıtmış olacağız. Evet. Son olarak o çocukluk yıllarınıza geri döndürelim sizi. Bize o Tavşancıl evlerini, o sokakları, hatırladığınız o dönemi onunla noktalayalım. Tavşancıl sokakları Arnavut kaldırımıydı. Okula giderken ayağımıza hiçbir zaman çamur bulaşmazdı. Ahşap evlerimiz, alt katlar tam denen yerden ibaretti. Ona genelde işte atlar, inekler, eşekler bağlanırdı. Üst katlarda da oturma yeri, kafesliydi evlerimiz. Kafesten dışarıyı rahatça görürdük, geleni görürdük. Ve kapılarda anahtarlarımız hep kapılarda üstünde takılı durur. Gelen kapıyı açar ve girer. Kapıya geldiğinde anahtar yoksa evde yoktur diye dönüp giderlerdi. Ve herkes herkese en küçük bir şey alındığında hayırlı olsuna gelinirdi. 1960'lı yıllarda elektrik geldi köyümüze. O yıllarda işte bir radyo alırsın, bir buzdolabı bile alındığında hemen komşular hayırlı olsuna gelirlerdi. Müthiş bir komşuluk ilişkileri vardı. Sokaklar dardı ve her sokakta mutlaka çeşmelerimiz olurdu. Biraz zor ama hoş günlerdi. Tabii biz çocukluk zorluğunu diye bir şey bilmiyorduk. Tavşancıl'da ilkokul vardı sadece. Ki bu ilkokullar ta babaannelerimizin, dedelerimizin döneminden beri Tavşancıl'da hep okul olmuştur. Hiç okulsuz dönemi olmamıştır. Biz işte ortaokula, liseye, Hereke'ye, o yıllarda Hereke'de de lise yoktu. Hereke'ye, İzmit'e gidilirdi. Şimdi Mektepli Tren diye bir tren var. Bu trenin Mektepli Tren demesinin hikayesini anlatayım size. Gerçek hikaye bu. İşte burada annemin öğretmeni vardı. Onun da kızı var annem yaşlarında. İlkokulu burada bitiriyor fakat öğretmen kızını başka okula göndermek istiyor. Ve girdiği mücadele ve bir şeylerden sonra bir tren konuyor buraya. Dil iskelesiyle İzmit arası çalışan bir tren konuyor. Bu yüzden bu trene Mektepli Treni deniyor. Sırf o öğretmenin girdiği mücadele sonunda, müracaatı sonunda bir kızının okulamasını istediğinden dolayı tren konuyor. O yıllarda Hereke'de de ortaokul yok. Sadece İzmit'te var ortaokul. Ve o trenle yıllarca Mektepli Treni diye biz de o trenle saat 6.30'da kar, kış demeden aşağı Tavşancıl istasyonuna inerdik ve Hereke'ye ortaokula giderdik. Orada bize bir oda tahsis etmişlerdi. Sınıf orada ders çalışırdık. Saat 8.30'ya kadar zamanımız orada geçerdi. Daha sonra tabii okuldan çıktıktan sonra da yine bu Mektepli Treni beklerdik. Ve ona binip evimize dönerdik. Tabii zor koşullardı ama bize zor gelmiyordu nedense o yıllarda. Çünkü biz kolayı bilmiyorduk. Hatice Tuzcu Hanımefendi ile bugün tarihler 5 Ocak 2021.
Bu söyleşiyi Tavşancılı'daki Yovası Kültür Miras Koruma Derneği'nde gerçekleştirdik. İçişleri Bakanlığı PRODES projesi kapsamında Dilovası Kaymakamı'nın himayesinde gerçekleşen bir proje.